Bu videoya olan desteklerinden ötürü iyiye çok teşekkürler. Merhabalar herkese yeni bir Apex videosu ile sizlerleyim. Bugün 17. sezonda ne gibi yenilikler var hepsini inceleyeceğiz. Çok büyük yenilikler var. O zaman videoya başlayalım. 17. sezonda oyuna balistik adında yeni bir karakter geliyor. Bu karakterin pasifi 3. bir silah taşıyabiliyor olması. Normalde 2 silah taşıyabiliyorsunuz. Artık bu karakter ile oynayanlar 3 silah taşıyabilecek. Ama bu 3. silah herhangi bir eklenti takılamayacak. Standart stop gibi, scope gibi şeyler. Yani bomboş bir silah olacak ama hiç yoktan iyidir. Taktiksel yeteneği ise şöyle. Düşmana kilitlenip güdümlü olarak gönderilebilen bir mermi. Bu mermi düşmana değdiğinde silahını ısıtıyor ve kendisine hasar vermesini sağlıyor. Bu da garip bir yetenek olmuş. Ultimate yeteneği kullanıldığında ise karakterin kendisine ve yakındaki takım arkadaşlarına ek hareket hızı, sonsuz cephane, silahların daha hızlı reload etmesi gibi özellikler sağlıyor. Ayrıca bu yeteneği kullandığında pasif olarak taşıdığı 3. silahı otomatik olarak altına dönüştürüyor. Yani o boş olarak taşıdığınız silah bir anda böyle altın seviyesine yükseliyor. Yani eklentileriyle her şeyiyle full oluyor. Bence bu çok çok iyi olmuş. Silah buldum, ultiye basıp dalayım, eklentiyle uğraşmayayım diyenler için güzel bir yetenek. Ping sistemi güncellendi. Böyle şekilleri değişti ve 3 tane yeni ping eklendi. Patch notlarına geçelim. Elstar drop silah oldu. Elstar'ın drop silah olmasıyla da R45 droptan çıkarıldı. Alternator ile Sentinel Craft'a girdi. Eva 8 ile 30-30'da Craft'tan çıktı. Kargo bottaki ve volttaki lootlara da bir değişiklik var. Altın öğe çıkma olasılığı arttırıldı. Elstar drop silah olmasıyla birlikte kalkana verdiği hasar %60 arttırıldı. Hasarı 17'den 16'ya düşürüldü. Ve ufak tefek değişiklikler yapıldığını söyleyebilirim. 30-30 tamamen şarj olduğunda mermi boyutu arttı. Triple Take'in If e Fire yayılımında bir değişiklik var. Mermi boyutunda bir değişiklik var. Triple Take tek atışta 3 mermi atıyordu. Artık bu 1 mermiye düşürüldü. Ve Mac boyutları da bu yeni güncellemeye göre değiştirildi. R99 geçen sezon gerçekten çok güçlüydü ve bunda da bir nerf var. Tüm Mac'lerin kapasitesinden bir mermi azaltıldı. Yani bütün Mac'lerden bir mermi azaltılmış. Charge Rifle'da yine büyük bir nerf var. Tek şarjörde 4 kere sıkabiliyordunuz. Artık 3 kere sıkabileceksiniz. Yani gerçekten büyük bir nerf olmuş. Karakterlerdeki değişikliklere geçelim. Burada önemli olanları anlatacağım. Mirage Skirmisher sınıfından Sapar sınıfına geçti. Eş ultisini kullanırken normal koşma hızıyla koşabiliyordu. Artık elinde silah tutuyormuş gibi bir hızda koşacak. Haritada bulunan bazı karakterlere özel hani binler var ya açıyorsunuz içinden eklenti, silah eklentileri falan çıkıyor. Özellikle Bangalore, Fuse kullananlar bilir. Artık bu açtığınız binlerden silahınızın eklentisi beyazsa mora yükselmeniz daha zor olacak veya maviden altına yükselmeniz daha zor olacak. Hani siz beyaz beklentiye sahipseniz mor eklenti çıkma olasılığı daha düşük olacak. Assault karakterin elindeki silaha göre optik veriyordu. Mesela ben optiğimi atıp takım arkadaşlarım optik çıkarmak için optiğimi atıp öyle açıyordum o supply binleri. Artık takımdakilere göre verecek. Yani takım arkadaşlarınızda optik yoksa sizin optiği çıkarıp atmanıza gerek yok. Takımdakinin olmadığını anlayıp otomatik size optik verecek. Ve burada ne diyor? Gold optik için özel bir düşme yere eklenmiş. Skirmisher sınıfının özelliği olan kerpe kaşıları tarama özelliğinde bir değişiklik var. Normal taradığınızda pinklemeniz gerekiyor takıma bildirmek için. Artık pinklemenize gerek yok. Takıma otomatik olarak bildirecek. Bu da güzel olmuş. Sapor sınıfında bir değişiklik var. Sapor sınıfı supply binlerin altındaki ek bölmeyi açabiliyor bildiğiniz üzere. Artık oradan garanti olarak bir tane shield battery çıkacak. Şundan anladım. Eğer takımınızda support bir karakter varsa siz de banner craftlayabileceksiniz. Yani bu eğer anladığım gibi çok çok iyi olmuş. Bakalım göreceğiz. Ve bu dediklerimin dışında da bir sürü küçük ufak tefek hata düzeltmeleri var. Diğer yeniliklerle devam edelim. Verse haritasında büyük yenilikler var. Mesela şöyle bir alan vardı. Artık bu alanın yeni hali bu. Yani buraya yepyeni bir şehir kurulmuş. Yine oyuncuların vazgeçilmez noktalarından biri olacaktır diye düşünüyorum. Böyle az oyuncuların atladığı yerlerde özellikle Mesela burayı baştan sona değiştirmişler. Buraya yani fazla oyuncu atlamazdı. En fazla bir takım veya iki takım atlardı. Yani bu alanın yeni hali şöyle olmuş. Lav mekaniğinde çok büyük bir yenilik var. Mesela eskiden bu lava düştüğünüzde havada böyle süzülüyordunuz, hasar yiyordunuz biraz. Artık öyle bir şey yok. Bu lavların üstünde yürünebilecek. Yani hasar yenilmeye devam edilecek ama kurtuluşunuz var. Yani Versace'de böyle lavda uçma animasyonu tamamen kalktı. Artık lavda yürüyebileceksiniz. Bir diğer büyük yenilik silah ustalığı weapon mastery olarak geçiyor. Bu özellik sayesinde hangi silahla ne kadar kill aldınız, hangi silahla profesyonel olduğunuz filan ve bunların çeşitli görevleri var. Bu görevleri tamamladığınızda işte Tracker, Apex, Pack gibi şeyler kazanabileceksiniz. O Pack'lerden sadece bu silahla ilgili skill'ler çıkacak. İşte yine burada mesela Flatline görevi diyor. Bunları tamamladıkça ödüller kazanacaksınız. Firing Range komple değişti. Yani Firing Range eski halinden eser kalmamış diyebilirim. Artık böyle yeni alanlar oluşturuldu. V satmak için, daha iyi ısınmak için filan bence harika olmuş. Yani bence güzel olmuş. Yeni bir survival item eklendi oyuna. Mobile Beacon gibi bu da envanterinizde bulunabilecek. Bunu kullandığınızda kullandığınız yerde bir balon oluşturuyor. Bu balona binip takım arkadaşlarınızla uçabilirsiniz. Fakat şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Balonun bir canı var. Eğer rakipler bu balonu sıkarsa patlatabilir kolaylıkla. Yani adamların ortasında atayım, burada kaçayım gibi düşünmeyin. Güvenli bir yerde kullanılırsa güzel bir item. Yine Mobile Respawn Beacon gibi bunu çağırıyorsunuz. Oraya düşüyor. Oradan çıkıyor ve kullanabiliyorsunuz. Rank sisteminde çok büyük yenilikler var. Hani baya bir yenilik var. Bu yenilikleri yaparken iki şey hedef almışlar. Rekabetçi maçlar sağlamak için eşleştirmeyi geliştirmek. Takım olarak oynamaya daha fazla odaklanmak için puanlamayı ayarlama gizli MMR sistemi geldi. Bu sistem biraz karışık ama elinden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Bazı kriterlere göre takımdakilerle aynı rankta, aynı kill ve asiste sahip olmanıza rağmen takımdakilerle aynı puan almayacaksınız. Bu kriterleri neye göre puanlandığını göremiyoruz. Adı üstünde gizli MMR. Kendileri de neye göre olacağını açıklamadı zaten. Hani çeşitli kriterlere göre biraz daha fazla puan alacaksınız veya biraz daha az puan alacaksınız. RP ve puanı artık LP yani Leader Point sistemine dönüştü. Leader point sisteminde maçın zorluğuna göre bonus LP verecek. Bu bonuslarda şöyle 3 tane bonus grubu var. Elimination bonus, rating bonus ve skill bonus. Eliminasyon bonusu takım kill aldığında veriliyor. Bu bonus bireysel hesaplanıyor ve aynı oyuncuyu birden fazla kez öldürürseniz verilmiyor. Ek olarak birine vurduğunuzda asist sayılması için 15 saniye içinde ölmesi gerekiyordu. Artık bu süre 30 saniye. Derecelendirme bonusuysa şöyle. Gizli MMR puanı lider puanından büyük olduğunda veriliyor. Yani siz düşük ranktaysanız ve iyi oynuyorsanız daha fazla artık kazanıyorsunuz. Yani olmanız gereken ranka bir an önce ulaşmanızı isteyen bir sistem. Beceri bonusları ise takımınız daha güçlü bir takımla fightladığında verilecek. Diğer bir büyük yenilik Artık eksi 35 başlayacağız maça. Rankımız ne olursa olsun. Master olsun. Bronz olsun. Eksi 35 abi. Yani eksi 60. 70'ler falan artık tarihte kaldı. Eksi yemek neredeyse imkansız diyebilirim. Ve puanlama sisteminde büyük yenilikler var. Mesela 10. olduğunuzda artı 20 puan kazanıyorsunuz. Yani zaten hani 10.luk. Yani safe bir yere atlarsan direkt 10.sun yani. Şu anki sistemle. Yani yeni sezon gelmeden önce çekiyorum ben bu videoyu. Az önce 5. oldum. Ve eksi 27. Yeni sisteme göre artık artı 100 kazanacağım 5. olduğumda. Yani bu değişikliğin şöyle bir nedeni var. Sona kalan takım olmanıza önem veriyorlar. Adı üstünde bu bir Better Royale oyunu olduğu için sona kalmayı hedefliyorlar. Yani eksi yemek artık çok zor. İlk ona girerseniz garanti artıdasınız. Sadece pusarak oynarsanız kolaylıkla master olabilirsiniz. Diğer büyük bir yenilik artık Split yok bir sezon normalde 2 split oluyordu. İkinci split'e geçerken rankınız 4 kademe düşüyordu. Artık öyle bir şey yok. Sezon başlarken herkes rookie'den başlayacak. 10 tane derecelendirme maçına gireceksiniz. Tıpkı arena rankın olduğu gibi. Bu 10 maçın sonucuna göre bir rank yerleşeceksiniz ve oradan devam edeceksiniz. Her kademe 1000 puan oldu. Mesela 5134 puandayım demek yerine bronz 3 134 puandayım diyeceksiniz. Burada ne diyor? Her rank atladığınızda 300 promosyon veriyordu ya artık o 250'ye düşmüş. Artık rookie'ye düşebileceksiniz. Ve son olarak ranka girmek için 20 seviye olmanız gerekiyordu. Artık bu 50. 50 seviyeden aşağısanız rank oynayamayacaksınız. Yani bu çok iyi olmuş. Özellikle hileler. Yani hileler konusunda bir rahatlama yapacaktır diye düşünüyorum. Yani 50 level olunur mu? Olunur. Ama 20 level'dan daha zor. Evet yeni sezon ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım güzel bir sezon olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha fazla epek videosu için de kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.